bölgemizde tarımsal faaliyetler sulu tarım olarak devam etmektedir. Ama bir aydır bölgemize dadanan kablo hırsızları yüzünden tarım faaliyetlerimiz sıkıntıya uğramaktadır. Biz faaliyetlerimizde sıkıntıya düşüyoruz. Malum girdiler yüksek, maliyetler yüksek. Bir de böyle bu şekilde kablo hırsızları falan sıkıntı olunca tamamen artık üretimde, yani çalışmada bayağı bir problem yaşıyoruz. Mağdur olan arkadaşlarımız bayağı bir çoğunlukta. Zaten köyümüzde normal akarsuyla bir sulama şeklimiz yok. Bizim hep yeraltı kuyusu, dalgıç pompalarla, elektriklerle sulama yapıyoruz. Kablo olmadığı zaman zaten sulama işiyle tamamen irtibatımız kesiliyor. Bu elektrikçi gelecek, takacak, gidecek. Bayağı bir zaman kaybı. Ürünlerimiz de zarar görüyor. Bu konu hakkında yetkililerden bir an evvel bu hırsızların bulunup bize bir yardımcı olunmasını talep ediyoruz. Bu zamana kadar hiç böyle kablo şeklinde hırsızlık olmamıştı. Ha, boş evlerden, bağ evlerinden falan bakır, kap, kazan, işte o tip şeyleri çalıyorlardı. Ama son bir ay içerisinde sondajlara dadandılar. Bu pompaların panoyla arasındaki kabloları kesiyorlar. Ha, yaptıkları hırsızlık çok böyle bir onlar için para getirisi olan bir şey değil. Ha, bize zararı çok yüksek. Çünkü elektrikçinin gelmesi, pompanın içinden kabloyu çekmemiz için vinç gelmesi, bunların maliyeti bize bayağı bir yüksek. Ha, hırsızın aldığı bu yarım metre bir metre kablo değer bakımından onları kurtaracak, maddi bakımdan şey yapacak bir maddiyatı yok. Bu bence hırsızlıktan ziyade sanki sondajlara özellikle sabotaj amaçlı yapılan bir faaliyet gibi görünüyor. Çünkü aldıkları bir metre iki metre kablodan 10 lira 20 lira para kazansa ne olacak? Bunların gaz parasını kurtarmaz. Ama bizi büyük sekteye uğratıyor. Sulama duruyor, ürün geriliyor, zaman kaybı, her türlü bize sıkıntı. O yüzden bir an evvel bu konu hakkında gereğinin yapılmasını yetkililerden istiyoruz. Kablo hırsızlarının kabloları yerin altına gömdüğümüz halde dalgıçtan kesip götürmeleri bizi büyük sürede konuda zarara uğratıyor. Sulama yapıyoruz ama yapamıyoruz. Kabloları çaldıkları için biz sıkıntıya düşüyoruz. Yetkililerin bu konu hakkında bize yardım etmesini istiyoruz. Kablomuzu takıp işimize devam etmeye çalışıyoruz ama benim bir 30 metre kablomu çaldılar. Yaklaşık 1,5 milyar değerinde. Mecbur satın aldık. Taktık. İşimize bakmaya çalışıyoruz ama tekrar götürecekler diye. Korkuyoruz yani. Bekliyoruz burada. Korkarak geliyoruz. Dalgıçlarımızın başına birisiyle karşılaşacağız edeceğiz diye. En son 10 gün 15 gün önce bu kablo çalma işi oldu. Daha sonra da bekledik biz. Beklediğimiz halde diğer köylere de beklediğimiz akşamları gitmişler, çalmışlar. Daha sonra biz buralarda gezdiğimiz için bizim buralara gelmediler. Bundan sonra da inşallah olmaz böyle bir şey. Ne olursa olsun biz üretimlerimize hiçbir şekilde ara vermiyoruz. Ancak şu zamanlar olarak söylediğim, özellikle ürünleri en çok sulamamız gerektiği zamanlarda başımıza gelen bu şekilde hırsızlık olayları bizim üretimimizi gerçekten çok zorlaştırıyor. Çaldığı malzeme 200 TL ama geride bıraktığı sökebileceği malzeme 10.000 TL. Biz bu mağduriyetten artık çok canımız yandı. Benim de mısırımın aynı şekilde kablolarını söküp getirdiler. Tamirat için öncelikle bu kestikleri kabloları tekrar tamir etmemiz için bizim pompalarımızı yukarı çıkarmamız gerekiyor, yerin altındaki olan pompaları. Bunun için bir vinç parası veriyoruz, birkaç bin TL. Artı hani o vinç ve pompayı yukarı çıkardıktan sonrası kablo onun yanında hiçbir şey.
Artı bakır kablo kullanılıyor bunlar da yüksek voltajlardan dolayı. Bakır kablomuzu takıyoruz. Bunlar bize hep birkaç bin TL'lik, 6-7 bin lira bize masraf. Artı bana şöyle bir masrafı var. Ürünümü tarlada doğru zamanda sulayamadığım her an benim ürünüm geriye gidiyor ve daha çok gübre, daha çok sulama. Aynı zamanda hasatta tonaj düşüklüğüne yol açıyor bende. Bu eksilere rağmen biz mecburen hayatımızı idame ettireceğiz. Çiftçiliğimize devam ediyoruz, bırakıp gidemeyeceğiz. Ama bir de üstüne bu şekilde olaylar oldukça biz daha çok zora düşüyoruz. Ve bizim istediğimiz şey sağ olsun hani aradığımızda kolluk kuvvetlerimiz her şekilde yardıma koşuyor. Ancak bölgedeki güvenlik yeterli değil. Onlar her ne kadar çabalasa da bu hırsızlar, bu sabotajcılar yakalanamıyor. Kablo içinden geçiyordu bunun içinden. Buradan çekmişler. Buradan kesmişler. Şeyler gözüküyor burada. Kablonun telleri.